Efendim Multiplayer ekranından hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Tunç Arslan var. Bugün utanç duyduğumuz oyun anlarından, oyun dünyası olaylarından birine konuşmak için burada toplandık. Tunç'a çayım var. Çok tehlikeli yani. Tuzak kurmuşsun bana. Hayır, hastayım biraz. Boğazım sıkıntılı. Geçmiş da. Geçmiş olsun. Öksürmeyeyim diye çay aldım yanıma. Kusura bakmayın, siz de ara ara içeceğim çünkü çayımdan. Şimdi bugün konuşacağımız konu aslında son zamanlarda çok fazla dile getirilen. Evet. Özellikle 1-2 yıl öncesine kadar baya baya gündem olan bir konu. Downgrade konusu. Yani gösterilen grafikleri elde edemeyişimiz. Daha doğrusu downgrade'in kastı şu. Trailer'da gördüğümüz grafiklerin daha düşük bir şekilde karşımıza çıkması mevzusu. Şimdi bununla ilgili en spesifik örnek, yakın zamanda en çok tartışılan örnek Watch Dogs. Yani. Hala hazırda. Watch Dogs'la ilgili beklentin var mıydı? O dönem için yaşadığın veya bu olayla ilgili düşüncen oluşmuş muydu? Senin fikirlerini alalım. Ya hackleme işi benim çok ilgimi çekmişti aslında ilk başta. Çok ya güzel girdin konuya. Ben grafiklere çok takılmamıştım. Yani çok müthiş grafikler gelecek falan şeyinde değildim. Ama tabii konsept ki de bunu düşürmeleri... Yani aslında doğru. Ayıp yani. Downgrade sadece grafiksel olarak değil, oyunun özellikleri anlamında da bence bir downgrade söz konusu. Yani oyundaki oyun beklentimiz de karşılanmadı. Çünkü evet, yani şöyle iddialar vardı. Bizzat oyunun yapımcıları bunu söylüyordu. Şey, tam GTA 5 de aynı dönemde çıkmıştı ya. Los Santos'ta dolaşmak, 2 ay dolaşmak yeter. Yani gelin siz bize gelin şimdi falan. Ya sen kimsin yani? GTA 5 kaç senenin oyunu yani, bu kadar iddialı da. Zaten şöyle bir şey var, bence bu olay pazarlama derslerinde falan öğrencilere okutulmalı yani. Nasıl pazarlama yapılmamalıdır diye. Hani hakikaten Rockstar bu işin ehli. Kaldı ki çok iyi bir oyun yapıyor olabilirsin ama hani bir eldekine bakmadan hemen de GTA'ya laf atar yani şekilde çıkmalar. Yapımcısı özellikle hani bunu söylediyse veya ağzından kaçtıysa bilmiyorum yani ama kendisi... Ya bildiğin afiş bu yani. Afişte yazıyor yani. Hani bunu yapımcıya sormuşlar mı acaba yaparken, ondan emin değilim tam olarak. Tabii o noktada GTA'da yapabildiklerimizin onda birini falan anca Watch Dogs'da yapabiliyorduk diye tahmin hani ediyorum. Hani neye güvenip bu kadar iddialı konuşuyorsun? Ben oyunu beğendim bu arada. İlk Watch Dogs'u beğenenlerdendim ama fakat bende şöyle bir şey var. Ben ilk oyunun fragmanı çıktığı zaman acayip gaza gelmiştim. Yani Ubisoft konferansı sonunda elimizde bir şey daha var, hadi onu seyredelim diye böyle karizmatik bir şekilde Watch Dogs'a pas atmıştı, hatırlayanlar olacaktır E3 esnasında. Zaten her şeyi gazdı oyunun ya, karizmaydı. Tabii gazdı, karizmaydı. Böyle pelerin falan sallanıyordu rüzgarda, konuşmalar, işte gece kulübü ambiyansı, çıktığı zaman trafiği bir anda alt üst etmek falan. Ben ne bileyim o trafik alt üst etmenin halbuki osuruktan bir şey yılın oldu. Yılın oyununu bekliyorduk hepimiz. Evet ama yılın çoğu oyuncu için yılın patatesi ödülüne layık görüldü. Bu da yeni bir ödül kategorisi olacak da yılın patatesi diye. Watch Dogs ile ilgili bence en büyük sıkıntı Ubisoft'un yalan bir şekilde aslında alenen hani fake bir ambiyans yaratması. Aynı bölüm oyun içerisinde var bu arada. Hı hı. Ve onun %10'u kadar falan etkili bir bölüm. Ve sadece şimdi orada mesela en büyük benim hoşuma giden şey şu olmuştu. Lambaları yakıyordu. Bir anda tüm arabalar yeşil yanıyordu. Arabalar kaza yapıyordu. Ve arabaların içinde kalan insanlar dışarı çıkmaya falan çalışıyordu. Böyle kapıyı kapatıyordu, kapıyı açıyordu. Hadi sen dışarı çık diyordu. Hani bayağı etkileşim yüksekti ve bu görev içindeydi. İnsanlar zannetti ki bu etkileşim oyunun tamamında olacak. Fakat maalesef ki o etkileşim sadece o bölüme özel kaldı. O da hani Allah kahretmesin bir kere gösterdik, hani artık bunu koymak zorundayız diye oraya sıkıştırılmış bir etkileşimdi. Oyun tamamında böyle bir etkileşim yoktu maalesef. Ben şu yüzden beğendim. Benim hiç beklentim yoktu oyunla ilgili. Hiç beklentim yoktu. O yüzden çıkınca fena değilmiş, görevleri falan güzelmiş deyip oynadım yani. Efsane bir oyun muydu? Değildi ama güzeldi. Güzel zaman geçirtmişti bana. Fakat Ubisoft ondan sonra bu downgrade mevzusunda biraz daha yüklendi. Yüklendiğinden kastım şu, aslında Assassin's Creed Unity'den bahsediyorum. O zaman içinde Assassin's Creed Unity yani durumu toparlayacak oyun olarak görülüyordu. Aslında güzel toparladı. Şahane toparladı. Şöyle bir toparlayışı vardı hatta, efsane. Bu arada ben çok istisnai bir oynayayım ama ben Assassin's Creed'le tek bir bug'la bile karşılaşmadım. Onu da bir söyleyeyim. Mucizevi bir oyun sezonu geçirmiş olabilirim Assassin's Creed'te. Ya ben oynadım, oyun incelemeleri bir çıktı, herkes hatalardan bahsediyor. Deli gibi hatalar. Lan dedim, ben ne görmedim bu hataları? Belki asıl oyunu sadece sana yollamış. Herhalde öyle yapmışlar. Şöyle bir şey var, ben ilk gün update'ini yapmamıştım oyuna. Yani oyun çıkmadan önce gelmişti elime, 2-3 gün oynamıştım, update yapmamış bir şekilde. Update yaptıktan sonra ben de hatalar görmeye başladım. Update'i yaptığım gün, update'le oyun mu bozulur bilmiyorum artık ama bir sürü hatayla karşılaştım. Unity'de de malumunuz bir sürü bug, bir sürü hata, havada yürüyen karakterler, yerin içinde yürüyen karakterler, kaplaması gelmeyen korkunç karakterler gibi pek çok iğrenç hata vardı. Senin böyle downgrade'den hayal kırıklığına uğradığın spesifik bir oyun var mı? Ya ben şahsen böyle grafiğe çok önem veren biri veya değilim. Veya tam tersi. Hani downgrade'den hayal kırıklığı derken grafik olarak değil ama oyun özelliği bakımından soruyorum. Ya mesela Watch Dogs'ı sayabiliriz bunun için. Hani ben yılın oyununu her falan herhalde o kadar hani bu kadar iddialılarsa hani daha da iyisini bekliyordum. Açıkçası çok gösterdiğini vermedi yani. Zaten o dönemden sonra Ubisoft'un tüm oyunlarında bir güvensizlik olacak. Yani Ubisoft tek oyunla neredeyse kredisini bitirdi.
Yani inanılmaz yani, evet, bir şekilde. Evet, insanlarda şöyle bir şey başladı. Ubisoft demek, downgrade demek falan gibi bir şeye geldi iş. Yani tabii Watch Dogs'da çok büyük bir temel attılar buna ama Assassin's Creed'de bunu pekiştirmeleri çok hoş olmadı yani. İyice teşkilli yalancı haline geldi adamlar ve bu imajı toparlamak için bayağı da uğraştılar. Division'da keza downgrade muhabbetlerine konu oldu. Hakikaten ilk gösterilen trailer'la oyunun çıktıktan sonra elde ettiğin görüntüler çok uyuşmuyordu, örtüşmüyordu birbiriyle. Gene de Division hani o kadar Watch Dogs gibi çok böyle kabak gibi bir örnek değildi ama ondan sonra... Rainbow Six'te de vardı galiba. Rainbow Six'te var mıydı emin değilim. Yine bir vaka vardı sanki. Valla Rainbow Six çok önemli için bilmiyorum ama şaşırmayabilirim. Ama Downgrade ile ilgili şöyle bazı ilginç muhabbetler de var. Sadece hani bunun kötü, Watch Dogs kötü bir örnek olduğu için bunu üzerine giriyoruz ama Witcher 3'te de mesela Downgrade vardı. Ve Witcher 3'teki Downgrade aslında yapımcıların yüzüne vurulduğu zaman yapımcılar bayağı üzüldü bu konu hakkında. Şöyle Witcher 3'teki Downgrade'de, Witcher 3 zamanında bir trailer yayınlıyor ve trailer'da işte alev efektlerini görüyorsun, partikül efektleri böyle coşmuş durumda, çimler bimler falan üf oynuyor yani böyle her şey... Müthiş doğa harikası falan ama oyunun son versiyonu bence hala mükemmel grafiklere sahip olsa da gösterdikleri değil. O yani kesinlikle ilk gösterdikleri trailer ile alakası yok. Hatta bununla ilgili pek çok karşılaşma videosu da çıktı o dönem için. Ve Witcher 3 yapımcılarına da bayağı ağır söylemeye başladım dedi oyun çıkmadan önce. Yani niye böyle yaptınız, siz de mi downgrade yaptınız, biz sizi severdik falan diye. Sonuçta şu oldu, adamlar şöyle dedi. Dedi ki ya bizim hiç böyle düşünmemiştik biz dedi. Yani hiç böyle bir tepki alacağımızı tahmin etmemişti dedi adamlar. Biz oyunu ilk yaptığımız zaman onların da acemiliğine gelmiş olsa gerek. Gerçekten de bu şekilde çıkarmayı planlıyorduk dediler. Yani size gösterdiğimiz gibi çıkaracaktık ama mevcut sisteme bunu optimize etmeye çalışırken edemedik. Yani öyle bir optimize sıkıntısı dediler. Buna benzer bir şey Watch Dogs tarafında Ubisoft da söylüyor. Yani biz PS4'ün hani kapasitesini henüz bilmediğimiz için yeni neslindeyim daha doğrusu. Herkes aynı bahane. Evet evet. Tam bilemedik hani bir hata yaptık, biz daha iyisini bekliyorduk, olmadı falan gibi yine benzer bir açıklama. Ya bu yeni nesile geçişte bir herkeste bir ayağa takılma oldu ya, bir acele oldu. Ama çok acele geçtik sanki. Witcher 3 ile Watch Dogs'un arasındaki en büyük fark şu, Witcher 3 iyi bir oyundu. Evet. Grafikleri olmasa bile Watch Dogs senin dediğin gibi oynanış anlamındaki beklentilerimizle de oynadı. Yani oynanışta da downgrade vardı, gösterdiği şey yoktu oyun içerisinde. Bence grafikten çok o downgrade, yani o aşağı çekiş mi diyelim artık, ne diyelim, Türkçesi ne olur bilmiyorum da o daha önemliydi. Yani Witcher 3'teki yapımcı açıklaması da o dediğim gibi. Hani biz bilemedik, optimize edemedik diyordu. Benim için kabul edilebilir bir şey. Yani bir daha yaparken dikkatli olursun. Ayağını denk alırsın, olur biter. Oyun sonuçta iyi. Önemli olan da o biraz daha. Bir de Witcher'ın hype'ını aslında oyuncular kendi sevdiği bir şeyden çıkarttı yani. Yapımcıların böyle çok gazı değildi. Ubisoft tarafında Watch Dogs öyle bir gazladılar, evet, ki. Evet, sıfırdan gazladılar. Sürekli bakın yılın oyunu geliyor, yılın oyunu geliyor. Hani böyle bir şey yapınca tabii ki de tepkisi daha büyük oluyor. Aslında pek çok downgrade oyun var. Hala daha gidiyoruz. Yani her trailer bir noktada bir kandırma ve illüzyon üzerine kurulu olabiliyor maalesef ki. Yani paramızı almak için sonuçta gösteriyorlar. Tabii ki de en güzel şekliyle gösterecekler. Tabii canım, Need for Speed'de de var bu tarz şeyler. Need for Speed'in işte bu yeni oyunu hayatın da... Hayatın içinde var aslında yani. sipariş vermeye gidince menüde gözüken o enfes yemeği bir türlü alamıyorsun. Aynen öyle. Hatta bir Michael Douglas'ın oynadığı bir film vardı. Bir restorana gidip fotoğraftakinin aynısını istiyordu. Vermedikleri için bir katliam yaratıyordu. Filmin adını unuttum. Bilen varsa trafik yazsın. Trafik mi diyorsun? Trafikte kalıyordu. Çıldırıyordu tamam, ya. Çıldırıyordu. O filmi diyorsun. Evet, evet. Gözlüklü. Filmin ismi Trafik gibi bir şey olabilir bu arada. Trafik değil de trafiğimsi bir şey olabilir. Emin değilim yani. Psikopat Michael Douglas izlediğimiz film. Evet, hatırlıyorum. Bu arada ben de saçma sapan bir anımı anlatayım. Bir gün bir fast food restoran zincirlerinden bir tanesine isim vermeyeyim. Gittim Üsküdar şubesimi hatırlamıyorum. Böyle. Hiç yemek yemediğim bir yerde. Arkadaşlaydık üniversite zamanında. Dedik yiyelim hani en hızlı burada yeriz gideriz diye. Söyledik. Ya söyle bir şey çok basit bir şey. Normal hamburger. Hamburger bir geldi. Hamburger şey. Kendin birleştiriyorsun parçalarını. Öyle nasıl yapmışlar. Yani? Yani işin içine eğlence katmışlar. Ekmek burada, köfte bir yerde, marulu bir yerde. Hani alıp üst üste koyup kendin birleştiriyorsun. Hani yiyen içinde böyle bir tat olsun. Herhalde farklılık olsun diye yapmış. Çünkü anlamadım neden öyle bir şey olduğunu. Enteresan. Bir açtım, üşenmiş, atmış içine her şeyi. Artık nasıl bir yoğun çalışmaysa. Bu da bir downgrade mesela. Evet, yani yemeklerde. Yemek sektöründeki. Ya yani aslında benzer dediğin gibi afişte gösterdiği şeyle ama oyunlar çok interaktif bir iş olduğu için hani ye git veya kullan at gibi bir şey olmadığı için hakikaten para verip zaman geçirdiğim bir şey olduğu için çok daha büyük tepkiler alıyor. Yeah. Ve bu firmaların hakikaten imaj toplaması uzun sürebiliyor. Ben Ubisoft'un şu an mesela imaj toparlama sürecinden memnundum. Mesela Watch Dogs 2 için abartılara kaçmadılar veya hiç görmediğim şey geliyor demediler. Hatta Watch Dogs 2'nin çok reklamını bile yapmadılar.
bana sorarsan ilk Watch Dogs kadar yapmadılar. Yani zaten yapsa kolay değil yani. Yani temkinli oldular ve bana sorarsan iyi de bir oyunu ortaya çıkarmışlar. Evet, şimdi evet. Ghost Recon'da da tökezlemezlerse eğer, Ghost Recon'da da çünkü çok abartı bir şey göstermediler aslında. Tabii ki de işte 4 kişinin birlikte oynadığı saçma sapan seanslar vardı fuar esnasında, böyle yapay yapay muhabbetler vardı ama hani çok abartı grafikler yok mesela. Bence Ghost Recon'a baktığım zaman ben çok iyi grafikler görmüyorum. Hani normal. Onda da ama sanırım ilk çıkan fragmanla sonraki çıkan fragmanlarda bir ince bir fark vardı işte, sanki. Yani ince fark olabilir, gittikçe düşüyor da olabilir. Mesela Assassin's Creed Syndicate bence Ubisoft'un yaptığı en doğru işlerden bir tanesiydi. Herkes, çok net hatırlıyorum, herkes Assassin's Creed Syndicate'ın grafiklerine çok gömdü. Gösterilen trailerlerde bu ne ya, Assassin's Creed oyunu böyle grafikli mi olur? Ubisoft iyice batırdım bilmem ne, leş gibi gözüküyor falan filan. Oyun çıktığı zaman herkes memnun kaldı. Hani Ubisoft biraz ters psikoloji yaratmaya gitti artık herhalde bu noktada. Hani çok abartmayalım, bırak millet kötü desin, oyun çıkınca beğensinler derdine düştü. Doğru da yaptı. Downgrade ile ilgili en büyük bence olay şu. Artık millet alıştı ve ilk gördüğünü çok fazla yememe derdinde. Eğer ilk çok böyle gördüğü ütopik bir şey değilse. Bu açıdan Ubisoft bize artık herhalde bir aşinalık kazandırdı. Bence en önemli katkısı oldu. Yani her çıkan trailere böyle hani ooo demiyoruz eğer bilmediğimiz bir firmaysa. Mesela Naughty Dog yaptığı zaman yani bir dur bir bekle demek diyoruz. Lazım. Aynen öyle, ama başka bir firma çıkarttığı zaman hadi canım. Şimdi Star Citizen mesela çok güzel gözüküyor her şeyi. Çok iyi duruyor her şeyi ama hala kendi içerisinde yani bir çok korku tartışmaları var. Hissediyorsun yani sonuçta. No Man's Sky da keza öyle. Hani o da bir downgrade bence. Hani grafiksel olarak downgrade var yok ayrı bir mevzu ama gösterdiği şeyleri veya göstermeyi umduğu çünkü şeyleri göstermiyor. Çünkü öyle bir iddialı ki kentrilyonlarca gezegen var falan diyor yani. Hani var ama nasıl var mesela? Biri pembe yani. Biri mavi mi? Hani yani ve oyuncuların beklentisini karşılayamadı. Bayağı davalık olma noktasına geldi, hatta yalan reklam yapmak noktasından ama Allah'tan davadan yırttılar da Allah'tan diyorum ben de hissem var da No Man's Sky'da %5 çok iyi oyun alın. Ama Downgrade ile ilgili gerçekten yakın zamanda çok çile çektik ve bence oyun dünyasının utanç verici ya yeni nesil tanımı olabilir belki şu ana kadar. Evet, Downgrade ve bitmeyen update'ler. Evet, yeni nesil bitmeyen update'ler de mesela bu noktada ufak parantez açmamız lazım. Bence utanç verici şeylerden bir tanesi de bitmeyen update'ler. Korsana karşı önlem midir bu diyeceğim. Konsolda korsan yok zaten. Neden bilmiyorum. Ya da firmaların acele çalışması mı? Yani bir oyuna ilk gün update neden geliyor yani? Bir de bizim ülkemizdeki internete göre hiç uygun değil yani. Hiç adamlar değil. Belki takır takır indiriyor ama biz henüz o seviyede değiliz. Ben daha ilk gün update'ini yaptım oyunu hatırlamıyorum. Kota düşmanı yani. Yani 5 GB update minimum ya. 5 GB update ne kardeşim? Dead Rising diye bir oyun vardı Xbox One'da. Yani bir oyun, hiç bilinmeyen bir oyunmuş gibi söyledim ama bilinen bir oyun. Dead Rising 3 ilk gün 13 GB'lık bir yama ile çıktı ya. 13 GB. Dedim yani oyunu herhalde indiriyorum ben. Yani. Yani dijital olarak almışım da indiriyorum zaten gibi oluyor. Uncharted 4'de de şey multiplayer şeyi için update 12 GB mı ne bir şey vardı. Yani hakikaten yani. Firmaların bu noktada artık zamana karşı yarışmaları mı bilmiyorum nedir mevzu ama ben update yapmıyorum. O yüzden oyunları incelerken genelde ilk çıkan versiyonlarıyla incelemiş oluyorum. Zaten internet bağımlılığını da çok sevmiyorum. Hani oyunun evet, veya evet. Konsolun internete bağımlı olması olayını hiç sevmediğim için ilk gün update'leri de bizim gibi kota sınırıyla yaşayan ülkelerde çok büyük problem oluyor maalesef. Hani sadece kota sınırı değil, hız da önemli yani. Onu bekleyeceksin de gireceksin de. Tüm bunların hepsi aslında biraz acele bence geçtik sanki yeni nesle ya. Çünkü bir yanda hep ertelemeler de çok oldu bu nesilde. Erteleme, update, downgrade olabilir. Hepsi aynı şeyi işaret ediyor. Yani kimse ne olduğunu anlamadan bir anda geçtik, herkes hazırlıksız yakalandı gibi bir şey oldu. Yani tam bir yeni nesle geçmiş miyiz, geçemedik mi bilemiyorum yani. Belli ya, yeni nesli biraz çabuk havası söndü. PlayStation 2 dönemi evet, zaten evet. Yok. Yani öyle bir dönem yok. Xbox 360'ın da yaşadığı altın dönem gibi bir dönem de yaşamadık. Biraz hızlı geçtik. Her şey çok hızlı üretilmeye çalışılıyor maalesef. Yani çünkü artık hakikaten hızlı bir zamanla yarışıyor yapımcılar. Çünkü mobil pazarı çok büyüyor, free to play pazarı çok büyüyor ve o pazara da bir yandan kayıyorlar. O pazar da çok hızlı gelişen ve her şeyin hızlı ilerlediği bir pazar ve gelir kapıları yani. Da gelir kalemleri çok yüksek ama bir yandan AAA büyük prodüksiyonlu işler yapıyorlar ve büyük prodüksiyonların hızını mesela Ubisoft'un açıklaması her sene 3 tane AAA çıkaracağız, her sene bir Assassin's Creed oyun çıkaracağız gibi açıklamaları vardı batırmadan önce adamlar yani. Şimdi o açıklamadan biraz döndüler gibi hissediyorum. Ben Assassin's Creed'i bekletiyorlar mesela. Büyük ihtimalle biraz daha ağır bir Assassin's Creed oyunuyla, hakikaten iyi yapılmış bir oyunla imajı toparlamaya çalışacaklar. Yani lazım. Çünkü hakikaten Call of Duty'ye bağlamaya başladı. O da Activision. Gerçi Call of Duty'ye bağlasa Ubisoft sevinir herhalde. Adamlar her sene aynı şeyi çıkartıp satmayı başaran ender aslında, firmalar. Neyse, bu farklı konulara girdiğimiz ama asıl konumuzun downgrade olduğu. Sizin de downgrade boyutundan Watch Dogs'u tabii konuştuk. Herkesin bir Watch Dogs deneyimi vardır elbet ama downgrade esnasında hayal kırıklığına uğradığınız oyunları bizlerle paylaşırsınız. Seviniriz efendim. Utanç duyduğunuz ve sinir olduğunuz şeyleri bizlerle paylaşmayı unutmayın. Muhabbet serimiz, muhabbetimiz devam etmeye devam edecek. Nasıl? Güzel. Süper cümle. Evet, bir başka muhabbet muhabbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.